Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın ilminin göstergeleri ve delilleri nelerdir? Esasen Allah-u Teala'nın ilminin hem ezeli hem ebedi olduğu ve bütün kainattaki varlıkların da her halleri Allah'ın ilmini gösterdiğini görüyoruz. Ancak bunu biraz daha böyle açarak hem Kur'an'dan bir ayetle hem de kainat sayfasındaki muhtelif ayetlerden örnekler vermeye çalışalım. Şimdi Mürk suresinde Ela ya'lemu men halak Yani yaratan bilmez mi buyurulur. Ha, demek ki yapan bilir, öyleyse bilen konuşur. Allahu Teala orada ilim sıfatını ön plana çıkarır. O halde bütün varlıklar her haliyle, her tavrıyla, her özelliğiyle, her güzelliğiyle Allah'ın ilmine işaret ve şehadet ederler. Allah bunu bakmaya nasip etsin cümlemize. Dolayısıyla bu kadar şahitler olan bir ilmi inkar etmek, kainatı ve içindekileri inkar etmekten daha zordur ve imkansızdır. Bu olayın bir boyutu. Hem bütün mevcudatta görünen hikmetler, maslahatlar, faydalar nedir? Allah'ın o ilmine işaret eder. Çünkü hikmetle iş görmek ilimli olur. Yani ilmi olmayan hikmetli iş yapamaz. Sonra bütün inayetler, ikramlar, tezyinatlar, süslemeler yine Allah'ın ilmine işaret ederler. Neden? İnayet karane, lütuf karane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Ayrıca her biri birer ölçü ve denge içindeki bütün intizamlı varlıklar ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü heyetler yine o sonsuz ve her şeyi kuşatan ilme işaret ederler. Çünkü intizam ile iş görmek ilimli olur. Ölçüyle, tartı ile sanatkarına yapmak elbette kuvvetli bir ilimle olur ve ilimle yapar. Demek ki bu da hepsi Allah'ın ilminin varlığını göstermektedir. Ayrıca varlıklarda görünen muntazam miktarlar, ölçüler, hikmet ve maslata göre biçilmiş şekiller, vaziyetlerde de her şeyi saran ve kuşatan bir ilmi gösteriyor. Evet, mesela her, şeyi şeye ayrı ayrı muntazam suretler, şekiller vermek, her şeyin hayatına ve varlığına uygun ve kendine özgü bir şekil ve suret vermek elbette muhit ve sonsuz bir ilimli olur. Başka surette olamaz. Biraz da açalım şöyle nazarımızı. Mesela bütün hayat sahiplerine layık bir tarzda, münasip vakitte, ummadığı yerde rızıklarını vermek. Ancak sonsuz ve her şeyi bilen bir ilimli olur. Çünkü rızkı gönderen zat rızka muhtaç olanları bilecek ki tanıyacak 3 vaktini bilecek 4 ihtiyacını idrak edecek sonra rızkını layık bir tarzda verecek. E halde bütün varlıkları içine alan ve her varlığın layık bir surette verilen rahmet hediyeleri de elbette sonsuz ve her şeyi kuşatan bir ilmi göstermektedir. Mesela Hayat sahibi olan insan ve hayvan yavrularına şöyle bir bakalım. Nasıl onların ihtiyaçlarını sütle veriyor Allah? Yeryüzünün suya muhtaç olan bütün bitkilerine yağmurla nasıl yardım ediyor? Elbette o masum yavruları tanıyan ve bütün o varlıkların ihtiyaçlarını bilen ve o bitkileri gören ve yağmuru onların ihtiyacına imdadına gönderen bir zatı net bir şekilde gösterdiği gibi onun sonsuz ilmini açık bir şekilde ifade eder. Demek ki bunun gibi hikmetli, faydalı, inayetli sonsuz rahmetinin hatsiz cilveleri bir muhit ilmi, her şeyi kuşatan sonsuz ilmi gösteriyor akıllara ve kalplere bildiriyor. Demek ki bütün eşyanın, varlıkların özel bir ihtimamla ve ince sanatlarla şekillenmesi ve mahirane süslenmesi ve zinetlenmesi her şeyi kuşatan bir ilmi açık ve net olarak göstermektedir. Mesela binler farklı ihtimaller için, ihtimaller içinde muntazam ve müzeyyen sanatlı ve hikmetli bir vaziyet irade etmek ancak derin bir ilimle olur. Şimdi Bizim yediğimiz gıdalardaki bir fosforun trilyonlarca hücre içerisinden ihtiyacı olan bir hücreye mesela gitme ihtimali kaçta kaçtır? Onun göze gönderilmesi elbette bir ilimle olur. Her şeyi buna kıyas ederek düşündüğümüzde binler farklı ihtimaller içinde bir tek şeyin muntazam ve süslü, sanatlı ve hikmetli bir vaziyette yaratılmasının elbette ve elbette sadece ve sadece sonsuz ve her şeyi ihata eden bir ilimle olacağını görürüz ve biliriz. Bir ayrı bir, bakış açısı daha. Hem varlıkların bu kadar kolay yaratılması da sonsuz ve her şeyi kuşatan bir ilme işaret eder. Neden? Çünkü bir işte kolaylık, ve bir işte e, suhulet varsa o o, o konunun o insa o varlığın ilminin derecesiyle ve maharetinin varlığıyla doğru orantılıdır. Ne kadar mahir, ne kadar alimse o kadar kolay ve suhuletle yapar. İşte ne kadar ziyade bilse o derece kolay yapıyor. Şu sırra binaen her biri birer sanat mucizesi olan bütün varlıklara bakıyoruz ki hangi soru olsun tek tek veya toptan akılları hayrette bırakacak bir derecede gayet kolaylıkla ve gayet suhuletle külfetsiz, dağdasız kısa bir zamanda fakat taklit edilemez ve benzeri yapılamaz bir surette icat edildiğini bizzat gözlerimizle görüyor, akıllarımızla anlıyor, kalplerimizle hissediyoruz. Demek hadsiz bir ilim var ki, nihayetsiz muhit bir ilim var ki, hadsiz kolaylıkla ve suretle bunlar yapıyor, icat ediyor. Özetle söylemek gerekirse, bu saymaya çalıştığımız bütün şahitleri ve delilleri ve sayamadığımız tamamını dikkate aldığımızda o kadar çok alametler var ki, şu kainatta tasarruf eden zatın her şeyi kuşatan sonsuz ve muhit bir ilmi vardır ve her şeyi bütün yönleriyle ve özellikleriyle içiyle dışıyla altıyla üstüyle bilir ve ona göre yapar. Öyleyse ey nefsim ve ey insan aklını başına al, dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir ve bakar bil ve ayıl. Aklımıza başımıza getirelim. Nefsimize ders verelim aklımızı ve kalbimizi bunlarla yoğurarak Allah'ın her şeyde tecriden ilmini görmeyi, anlamayı ve kabul etmeyi nefsimize inşallah kanaat ettirerek kabul ettirelim.